Sayın Yücel siz Teşekkür nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii Reuters'ın geçtiği bir bilgiyi de izleyicilerimize de okuyalım. İngiltere Merkezli Haber Ajansı'nın geçtiği bilgi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la ilgili kapsamlı bir şekilde hazırlandı. Erdoğan'ın önce Türkiye'ye yaklaşımı Biden'ı zorlayacak hemen başlığımızda da görüyor izleyicilerimiz. Makalede iki ismin Ağustos ayında bir araya geldi ve e, Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın Erdoğan'la Erdoğan Ankara'da buluşarak bir Suriye'ye operasyonu destekliyoruz. Yani aslında Cumhurbaşkanı'nın her ifadesinde e, dış politikada yapmış olduğu işte S-400'ler konusunda dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda e, her anlamda e, Sayın Aktaş'ın da diğer konuklarında belirlediği gibi yaptığı gibi e, Türkiye kararlılığını koruyor. Bu anlamda mı değerlendirmiş Reuters? Evet. Şimdi Biden koltuğa oturduğundan beri bizim en çok duyduğumuz cümle nedir? Biz Amerika döndü sahaya ve e, yeniden lider olacağız ve liderliğimizi kabul ettireceğiz. En çok duyduğumuz cümle bu. E, tabii Biden'ın pek üzerinde durulmuyor ama evvela kendi ülkesinde liderliğini kabul ettirmek gibi bir sorunu var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Kongre basmaya cüret edecek kadar kuvvetli bir dinamik var bu çatışmanın sınıfsal temelleri ortadan kalkmadı yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ortada gözüktüğü sözcüsü olarak ortada gözüktüğü kaynakların Amerika'ya ayrılması gerektiğini ifade eden rednek diye daha çok tabir edilen Orta Amerikalıların kuvvetli olduğu bir en sonunda kongre baskınıyla ben artık Amerika'nın kaderinde söz sahibi olacağım diye cüretkar bir kesim var. Dolayısıyla Biden'ın evvela dünyada liderliğini kabul ettirmekten önce kendi ülkesinde liderliğini kabul ettirmek gibi bir sorunu var. Bu önümüzdeki 3-4 yılda da halledilebilecek bir durum değil. Çünkü bu çatışmanın sınıfsal temelleri ortadan kalkmış değil şu anda. İkinci nokta şu şimdi Biden Biden'ın koyduğu hedef yani dünyanın yeniden lideri biz olacağız. Herkes kendi pozisyonunu ona göre belirlesin. Çıkışları gerçekçi mi? Bakınız ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin Küresel Eğilimler Raporu 2030 raporuna göre bu hedef gerçekçi değil. Yani Biden'ın koyduğu hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal İstihbarat Konseyi'nin yayınladığı 2030 raporu bu hedefin gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bu raporda ne var? Bu raporda artık yükselen bir Asya var. Asya e, kuvvetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tek başına dünyada at oynatabilecek bir güce sahip değil diye sadece bu Ulusal istihbarat Konseyi'nin raporu değil. Çok sayıda yani 2000'li yılların başından itibaren biz aydınlıkta yaptığımız haberlerden anımsıyorum. Amerika'nın dünyada süper güç olma vasfını kaybettiğine dair çok sayıda rapor yayınlanıyor. Buna en son Graham Fuller yani ABD istihbaratını Türkiye sorumlularından, FETÖ'nün akıl hocalarından, ılımlı İslam'ın teorisyenlerinden Graham Fuller şöyle ifade etti. ABD'nin bu saldırgan politikalarının en önemli sebebi saldırgan söyleminin Biden'ın e, saldırgan söyleminin en önemli sebebi gerileyen bir kuvvet olduğunu hazmedememesi ve kabullenememesi. Yani katil çıkışı diplomasi tarihinde görülmeyen e, cümlelerin kurulması. Alaska'daki zirvede yaşananlar Çin'le ABD yöneticilerinin yaşadığı tartışmaların boyutu içeriğini düşündüğümüzde Graham Fuller bu açıdan haklı. Yani ABD Hatta başka bir makalesinde Granfüller şöyle söylüyor. ABD'nin e, durumu e, yakayıp ve paçasını e, barbarlara kaptıran Roma İmparatorluğu'na benziyor diye ifade ediyor. Bunu söyleyen ABD'nin en kıdemli e, Türkiye uzmanlarından ve yöneticilerinden. Dolayısıyla burada e, ABD'nin yani Biden'ın koyduğu hedefin gerçekçi olup olmadığını bizzat ABD'nin devlet haklı diyebileceğimiz kurumları da tespit ediyor. İkincisi şu sahaya bakalım. Biden gerçekten hem Türkiye'ye diş geçirecek ve Türkiye'ye Suriye'deki Suriye'nin kuzeyindeki terör devletini kabul ettirme, mavi vatanda sıkıştırma, Rusya'nın Rusya ile Rusya arasını bozma, ekonomik açıdan doları da kullanarak Türkiye'nin içerisinde bir iç karışıklık yaratma, hatta başkan Yardımcısı iken açıkça söyledi, muhalefeti destekleyerek Türkiye'de iktidar değişikliğini yapma kabiliyeti var mı? Sahaya bir bakalım. Bakınız Afganistan'da e, Taliban'la en son masaya oturmak zorunda kalan Irak'ta Irak parlamentosu defol git kararı çıkardı en son Yani Irak parlamentosu Amerika Birleşik Devletleri'ni Yani işgal ettiği ülkenin siyasi arenasını şekillendiremiyor Orada İran'ı bir türlü dizginleyemedi Çin'in yükselişini engelleyemedi Venezuela'da iktidar değişikliğini bir türlü birkaç kez darbe e, girişiminde bulunmasına rağmen yapamadı e, Türkiye'yi zapt edemedi Türkiye ABD'nin nüfuz alanına girdi Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatları ile birlikte terör devletini engellemiş oldu. E, Mavi Vatan da e, keza Türkiye'nin e, çizgilerini korumaya devam ediyor. S-400'de Dışişleri Bakanı bizzat ABD'nin e, ABD'li mevkidaşına bu iş bitti diye yüz, yüz, yüze söylüyor bunu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin her cephede yani az önce söylediğim bütün cephelerde hatta Almanya'yı belki kuzey yakıma bile ikna edememesi de bu açıdan e, söylenmeye değer bir ABD başarısızlığıdır. Bunlar Birleşmiş dikkate alınarak Reuters bu haberi efendim, Erdoğan bunlar dikkate alınarak Reuters bu haberi işte yaptın. şunu e, kastediyorum yani Birleşmiş Milletler'de tek ses oluşturamaması bakınız ABD aslında e, kükrüyor ama bir yandan da Çin'in karşısına tek başına çıkamıyor Rusya'nın karşısına tek başına çıkamıyor ve bir ittifak inşa etmeye çalışıyor yani ittifaklarla çıkmaya ya, çalışıyor o yüzden politikası öyle zaten. Evet, it, yani ama şu var müddetiklerini kaybediyor Bak ee, hoca söyledi Türkiye olmadan sen Kafkasya'da ne yapabilirsin? Karadeniz'e çıkamazsın. Ba Dede ağaçtan yürüyerek inzibatlarla mı geçeceksin? Işte, geç. i̇şte bir onu e kaybediyor. Karadeniz'e gidemezsin. İkincisi... Girit'te ancak hamsi balı tutar. Şimdi değerli Gel hocam, bu burada çok, çok önemli öyle. bir e, süreç yaşanıyor. dünyada. Asıl söylediği eğer Çin'le ve şey başka bir şekilde e, mücadeleye girecekse 250 milyon Türk dünyası var. Bu Türk dünyasının Kara ne dedi? Lideri Koçbaşı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu görmezden bizim Cumhurbaşkanı telefon etmiyormuş. Abiciğim etmezsen etme yani. Evet. kadar amcan seni tanımıyormuş. Ben seni hiç diye yani. burada e, Batı haber e, ajansları, Batı kamuoyu oluşturmaya muktedir kurumları sürekli sopa sallayan bir Biden çizmeye çalışıyor. Ama az önce özetlemeye çalıştım. Her cephede yenilen, her cephede geri çekilmek zorunda kalan, işgal ettiği ülkelerde bile dikiş tutturamayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. bakınız Blanken'ın ilk seferi nereye yapıldı? Japonya ve Hindistan'a gitti. ve orada Çin'e karşı, Rusya'ya karşı ittifak oluşturma çabasına girdi. Avrupa Birliği zirvesine tepeden müdahale ediyor. Rusya'ya gündeminize alın, Türkiye'yi gündeminize alın diye. Kuşak Yolla ilgili bakınız İngiltere elinden kaçırmanın aslında bir nevi sancısını da yaşıyor çünkü Pasifik Anlaşmasında ya dünyanın e, gördüğü en büyük e, 15 ülkenin imza attığı serbest ticaret anlaşmasına Pasifik bölgesinde İngiltere ilgilendiğini açıkça söyledi Çinli yetkililerle temas etti ve en son e, İngiltere Başbakanına Biden şunu söyledi Kuşak yol projesine benzer bir projeyi biz de yapabilir miyiz diye konuşmaya çalıştı. Dolayısıyla Yapalım. burada parası var, e, şey e, yani parası da yok. Kendi kendi içerisinde e, salgınla baş edememiş, insanın e, insanını, yaşlılarını ölüme mahkum etmiş, emeklilerin maaşını ödemekte zorlanacak bir Amerika'da var. Yani toplumsal huzursuzlukların had safhada olduğu, sağlık sisteminin çöktüğü bir Amerika'da var. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. E, böyle e, Amerika'nın Türkiye'de yeniden iktidarı şekillendirebileceği, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini aşabileceği, S-400'e rağmen yaptırımlar uygulayarak Türkiye'yi zapt edebileceği bir durum yok. Dünyanın her yerinde zorlanan bir Amerika var. Zaten bakınız demokrasi silahını kullanacağım dedi Biden. Şimdi burası çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri demokrasiyi ülkelerin, ulus devletlerin egemenliklerini ihlal etmek için milletleri etnik ve mezhepsel temelde parçalamak için bir silah olarak kullandı. Hala da kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında iç politika gibi gözükse bile HDP'yi kapatma davasının yani oradaki bu sürecin ilerlemesi de ABD'nin Türkiye'nin iç politikasını engellemeye yönelik bir aracını elinden almaya da hizmet edecek nesnel olarak bu durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri demokrasi diye e, salladığı sopayı yani etnik ve mezhepsel temelde ülkeleri bölme sopasını da elinden kaybetti. Bir dikkat etmemiz gereken nokta da bu. Üçüncüsü. Bakınız dünyada karar alma merkezi değişti aslında. Sadece 4-5 şöyle. Bakınız 2001'de Şangay İşbirliği Örgütü kuruldu. Ve Şangay İşbirliği Örgütü Asya'nın e, karar alma merkezi biziz bundan sonra dedi. Ve az önce söylediğim etnik ve mezhepsel temelde örgütlenen endüstri haline gelmiş terörü engellemeye yönelik planlar yaptı ve kararlar aldı. 2004'te Latin Amerika ülkeleri bir araya geldi ve Amerika'ya tavır aldı. Arkasından Latin Amerika'da kendi bağımsızlıklarını koruyan ülkeler yavaş yavaş yönetime geldi. Maduro onlardan biriydi. Lula geldi. Brezilya'da yönetim değişmişti o süreçten sonra. 2009'da BRICS ülkeleri birleşti. Bu da çok önemli. Dünya dengelerini değiştiren bir adımdı. Bakınız burada Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika var. Yani haritada bir gözünüzün önüne getirdiğinizde neredeyse dünyanın üçte biri. Güç Birliği yaptı 2009'da ile birlikte. 2015'te Asya Yatırım Bankası kuruldu ve Asya Yatırım Bankası IMF'ye omuz attı. Bundan sonra birlikte bir şey kalkınma. Oldu. Efendim. Sözünü de ekleyelim. 400 milyar dolarlık Çin İran'la petrol anlaşması yaptı. yaptı. Şimdi 400 bakınız milyar dolar. Pasifik Ticaret Anlaşması öyle. Şimdi Çin'in az önce siz de hatırlattınız bakınız Çin Dışişleri Bakanı 6 ülkeyi ziyaret etti. Türkiye de onlardan biriydi. Ee, şimdi Xi Jinping bu hafta, e, hafta için geldi, şimdi, Suudi Arabistan'ı ziyaret etti, Birleşik Arap Emirlikleri ile ve İran'la kapsamlı anlaşmalar yaptı. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, e, yeniden Asya inisiyatifini başlattıklarını iki sene önce duyurmuştu ve Dışişleri Bakanlığı bütün Asya Büyükelçilerini yakın zamanda topladı ve dedi ki biz burada yükselen Asya'nın ekonomik, siyasi, askeri gücüyle birlikte Türkiye'nin güçlenmesi için yeniden pozisyon alıyoruz dedi. Bu stratejik bir tercihti ve dünya dengelerini değiştirecek çok önemli bir adımdı. Ve burada Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle birlikte Türkiye, biz Çin basınını taradık, Çin basını nasıl görmüş haberi diye. Bakınız Çin basını şöyle veriyor, Türkiye ile Çin Dışişleri Bakanı ilk kez tarihte bu kadar samimi bir görüşme yaptı. Zaten çak işareti de Cumhurbaşkanı yapınca Çin Dışişleri Bakanı şaşırıyor bir. Çin gazetelerinin tamamında o fotoğraf var. Burada neden bunun altını çiziyorum? Çünkü bir kuşak bir yol projesiyle birlikte Türkiye çok hızlı bir şekilde raylarını döşedi. Ve Çin'e bir haftada tren yollamaya başladı. Ve Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı da dedi ki bu vagonları dolduruyoruz. Haydi bakalım süt ürünleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri ve biz Atlantik'te yani Amerika ya, Avrupa'ya gözümüzü dikmişiz yıllarca. Sıcak paraya bağımlı hale gelmişiz. Kendi gümrük birliği anlaşmasıyla kendi sanayimizi mahvetmişiz. Ama bir yandan da nasıl bir fırsat çıktı? Çinle birlikte, İran'la birlikte, Rusya'yla birlikte ekonomimizi onlarla birlikte kalkındırma fırsatı çıktı. So